Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz gidişatı? Sonumuz hayır olsun yani. Gidişat kötü. Anla ev 5 milyar. Doğalgaz, elektrik, su, bu her şey pahalı. Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Nasıl idare ediyorsunuz? Allah'a çok şükür emekliyiz de biraz da çalışıyoruz. İşte böyle kendini bir şeyler attıramıyoruz köşeye de işte. Geçinip kavurup gidiyoruz yani. Peki bu altılı masadaki Gültekin Uysal'ı soruyorum, Demokrat Parti lideri. Beğeniyor musunuz kendisini? Yok, beğenmiyorum. Kimi beğeniyorsunuz? Ben hiçbirini beğenmiyorum. Hepsi kendi menfaatine çalışan insanlar. Topluma, halka yardım eden kimse yok. Geçici olarak böyle bir sorum yapalım. Ondan sonra hiç kimse bir şey yapamaz yani. Siz AK Parti'ye daha önce oy verdiniz mi? Ben verdim ama ben eski MHP'liyim. Gözümü açarlar benim MHP'de oy verdik. Şimdi vermiyorum. Hiçbirine oy vermeyeceğimi. Hiç MHP'yi de vermeyecek misin? Hiçbirine vermeyeceğim. Allah kulundan başka hiçbirine vermeyeceğim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Demokrat Parti lideri. Beğeniyor musunuz kendisini? Cevapsız bıraksam olur mu? Tanımadım, bilmedim. Biri benim iktidarım, hatta benim patronum, benim kraliyetimi koruyacak insan olamaz. Bunu bilin. Şu anda benim bildiğim birileri var. Kim? Onu da mı söyleyeyim? Söyleyin tabii ki. Hani derler ya, o da kalsın. O da kalsın. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ı sevdiğim biridir. Onu kabul etmem ben. Sevdiğim bir siyasetçi, dürüst, kalitelidir. Onu ben kendim şahsım kabul etmiyorum. Kimdir peki? Sizce Türkiye şu anda kurtarabilecek parti hangisi? Kılıçdaroğlu'nda başka bir parti var mı? Bizim iki seçimimiz var. Komünist Partisi ya da Kılıçdaroğlu. İki seçimden başka seçim yok önümüzde. Siz şimdi Gültekin Uysal'ın o masada oturmasını onaylamıyor musunuz? Kesinlikle hayır. Bildiğim şeylerle ben yürüyorum. Bilmediğim şeylerle uğraşamam. Şimdi oradan ne çıkacağını bilemem. Adam nedir? Adam ateş midir? Adam barut mudur? Onu bilmiyoruz. Bilmediğim bir şeyle uğraşmak ahmakların, aptalların işi değil mi sizce? Şu anda bildiğimiz bir şey var önümüzde. Ne kadar zarar verecek onu da hesaplıyoruz. Onda bana gelecek zarar kolumu kesebilir. Değil mi? Siz Kılıçdaroğlu'na mesela güveniyorsunuz ama Kılıçdaroğlu da onun güvenme orada oturması. Güvenme değil. Şu anda önümüzde olan en büyük parti, güç olarak büyük parti CHP'dir değil mi? CHP'den başka. Kesinlikle. Şimdi AKP olayı bitti. AKP olayını bitirdi. Şu anda biziz CHP. CHP'den gayri küçük parti gruplarımız var. Ben kendim kesin ve kesinlikle gücüm olursa, imkanım olursa vatandaşı ikna edebilsem Komünist Partisi'ne yönelirim şu anda. Onun da gücü yok. Eksik, az. Az bir potansiyeli var. Şu anda o kürsüye sahip çıkacak bir tek durum var, Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş zaten içeride. Ama bu birliktelik sizin için önemli değil mi? Hani onların 6 kişinin, 6 siyasi partinin, 6 farklı düşüncenin bir arada kararlılıkla devam etmesi önemli değil mi? Peki biz bir kişiyle başa çıkamazken 6 kişinin bizi kemirmesi nasıl olur biliyor musunuz? Canımızdan can koparacaklar. Ha, siz seçimden sonra, kazandıktan sonrası için konuşuyorsunuz bunu. Ben önümü görüyorum, geleceğimi gördüğüm için bunu söylüyorum. Yarın bir gün bu iktidar, Millet İttifakı seçimi kazandıktan sonra neler olacak bilmiyorum diyorsunuz. Bir kişiyle uğraşabiliyorum. Bilmedim 6 kişiyle nasıl uğraşayım? Bu millete hepsine de sorabilirsiniz. Bu millet neyin uğruna yaşadığını şu anda unuttu. Sabah 4.50'de mazota nasıl zam geliyor 2 TL ya? 2 kuruş nasıl zam bırakılıyor? Yani bu hangi akla, hangi millete hizmet yapılıyor? 4.50 sabahın 4'ünde sen mazota, benzine zam bırakıyorsun. Çiftçi bitmiş. Ben Van'ın kırsal kesimde kalan bir insanım. Ekmek desen yok, buğday desen yok, şeker pancarı desen yok. Sen buradaki devasal holdinglere kredi veriyorsun değil mi? Kredi veriyorsun. Vergilerini de siliyorsun. Vergi, hiçbir şey bırakmıyorsun. Geriye kaldı, çiftçinin sırtına vuruyorsun. Benim bu arsam var, buğday yok şu anda. Buğday mı yok ya? Vallahi yok, billahi yok ya. Bu derdimi kimse dinlemez, kimse bilmez. Benim acımı sadece kendi içimde acımı büyütüp küçültmeye çalışıyorum, indirmeye çalışıyorum, bir şekil yapmaya çalışıyorum. Yani sistemde böyle bir hata var ki, potansiyel hatası var. İnsanlar algılamıyor. Bu hataları görüp de susan, ya tamam da ben koyunum. Tamam, Uysal'ım, koyun değilim. Beni koyunlaştırdılar şu anda. Şu anda koyunuz biz. Yemin ediyorum koyunlaştık. Kesinlikle koyunuz. Mazot 28 TL ya, mazot çiftçiye niye ekonomik şekilde vermiyorsun? Holdinge 1 milyar, 2 milyar dolar ek kredi veriyorsun. Bunun derdini tamam, medya gelir, konuşturur. Evet, deyiyoruz, konuşuyoruz burada. Sesimi kime duyuracağım burada? Sizden başka beni duyan yok. Herkes kör, topa sağır olmuş. Bu halkın acısını dindirebilecek bir şey söyleyin. O altı dediğiniz kişi de dindiremeyecek. Bu insanların merhem olmayacaklar. Ya ben Van'ın kırsal kesiminden gelmişim ya. Burada ne işim var? Ekonomi çökmüş. Nasıl iyi diyelim? Çöktü mü ekonomi? Tabii çökmüş. Şimdi millet borsa borsa geziyor şimdi. Ama hedef 2053. 2053'te çok güzel olacağız. Yok yok, öyle şey de ona söyledi. Öyle yalandır öyle. Yalandır, öyle şey yok. Ya. Şimdi her şeye zam geldi. Bu kış nasıl geçecek sizce? Vallahi bilmiyorum. Biz de düşüne. Düşüne düşüne şey yapıyoruz yani, çok zor. Maaş almış mı? Cebimde bu lira. Bu mu kaldı? Abi? Bu kaldı ya. Bu kaldı param. Ne kadardı maaşınız? Maaşım 3,5. 3,5'tan bu kadar mı kaldı? Tabii.
Kalmadı. Öyle düşüne düşen bundan sonra doğalgaz. Ceyran zaten şey zem oldu %20 ne? %20 doğalgaza elektriğe. Evet zem oldu öyle düşün. Şimdi şunu soruyorum ben bugün. Altılı Masa'da Gültekin Uysal var, Demokrat Parti lideri. Evet. Tanıyor musunuz kendisini? Tanıyorum, tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz, beğeniyor musunuz? O bir şey yapamaz. İyidir ama şeyden Kılıçdaroğlu onlar belki olabilir. Yani o... Kılıçdaroğlu'nu istiyorsunuz. Kılıçdaroğlu. Aday olarak mı Kılıçdaroğlu'nu istiyorsunuz? Tabii. O İmamoğlu, Selahattin Demirtaş olsa fark etmez. Siz ne düşünüyorsunuz? Olsa daha iyi olur. Kim? Selahattin Demirtaş. Bu hakiki Cumhurbaşkanı'dır. Fakat bu adam cezaevinden mecbur Kılıçdaroğlu'na verecek. Peki şunu soracağım. Gültekin Uysal'ı tanıyor musunuz ben masadaki? Ben tanık, televizyonda tanıyorum. Benim arkadaşlığım yok. O gençtir, iyidir, herkes iyi. Fakat Kılıçdaroğlu. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Ne düşünüyorsunuz? Yorum yok. Tanımıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Hakkında bir şey bilmiyor muyuz? Hayır. Tamam, şunu biliyoruz en azından. Altılı Masa'da o da bir ittifak içerisinde. Bu ittifak için ne düşünüyorsunuz? Haklı neyse, doğru neyse o çıksın. Doğru neyse o çıksın. Ben her şeyin doğrunun yanındayımdır. Nedir o doğru? Çalışıyorum. Çalıştığım için memnunum. Çalıştığım bana yetiyor, aileme yetiyor. Her şey güzel diyorsun. Hiçbir zaman şikayetçi değilim kendi hakkıma. Kendi şahsıma şikayetçi değilim. Siz şimdi Türkiye'ye baktığınızda ekonomide ne görüyorsunuz? Benim için güzel. Çünkü çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. İşsiz olanlar var. Ya işsiz olan var. Biz insan bulamıyoruz çalışmaya. İnsan olarak 8 saat çalışıyor. Nasıl bulamıyor? Ben bunu anlamıyorum. Bu ne demek? İnsan olarak 8 saat çalışacak. Bir dakika. Bir müdahale etmeyin. Tek tek alacağım. Müdahale etmeyin. Yani bu ülkede insanlar asgari ücretle çalıştıkları zaman ülkenin %60'ı asgari ücretle çalışıyor. Günlük 400 lira yemeğe veriyoruz. Kimseye bulamıyoruz. Ne yapalım? Ne iş için? İnşaat. İnşaat. Evet. Ne yapalım? Biz bütün üniversite mezunları toplayıp inşaatta mı çalışalım? Toplayamak. Ama ihtiyacı olanlar gelir. Üniversite mezunu tabii ki gelir. İhtiyacı olanlar zaten gelip çalışıyorlar. Var, birçoğu da gelir. Az yetmiyor be. Bana yetiyor. Asgari ücretle mi geçiniyorsun? Evet, asgari ücretle. 5500 lira yetiyorsun. Evet. Eviniz var mı? Evet. Evinizi nasıl aldınız asgari ücretle? Babadan kalma. Babadan kalma. Tabii ki. Şimdi babadan kalmamışsa bize, bir miras gelmemişse bize, evimizde yoksa asgari ücretleri nasıl çıkar? Zorlanırsın. Tamam, zorlanır işte. Bu ülkede yaşayan herkes zorlanır. Ya ona bir şey demiyorum. Ama diyorsunuz, herkes çalışsın diyorsunuz. Çalışmamış bir şey olmaz ki. Çalışıyor diyorum ben de size. Bakın ülkenin %60'ı asgari ücretle çalışıyor ama geçinemiyor. Ne yapmamız lazım? Onu da ben size sorayım. Ne yapmamız lazım? Biz zamanında üretseydik, fabrikalar açsaydık, bu gençleri çalıştırsaydık, bunların hakkına girmemiş olsaydık böyle mi olurdu? Şimdi yapalım. 20 yıldır neden yapılmıyor? Bir iktidar var. Tamam, şimdi yapalım. 20 yıldır bu iktidar ne yaptı o zaman bugüne kadar? Şimdi yapalım. Niye yapmadı? Niye? 20 yılda yapmayan bundan sonra ne yapacak? Ya şu an kim gidecekse onunla gidelim. Yapacak birisi varsa. Vardır muhakkak yapacak birisi ama iktidarı değiştirmek gerekiyor bunu. Değiştirelim. Varsa değiştirelim. Teşekkür ederim. Değiştirelim o zaman. Bu zaten temel yıkılmış. Şimdi kim gelse bu temeli düzeltemez. 20 yılda geçse düzeltemez. Bizim ülkede yabancılar burada kral gibi yaşıyor. Suriyeliler yaşarken Türkmenler, Afganlar, Suriyeliler bizim vatandaşlar sokakta sürünüyor. Adam geliyor burada 3 bin lira çalışıyor. Yatacak yeri veriyor. Yemeği veriyor, içmeyi veriyor. 3 bin lira onun için iyi para. Ama bizim gençler sokakta sürünüyor. Süleyman Soylu çıkıyor televizyonda konuşuyor. 1000 tane ev yapmışız. Suriyelileri de yapacağız. Sen babanın malını veriyorsun? Bizim sayemizde buraya geldin. Bizim sayemizde gelmedi. O atandı. Seçilmiş biri değil o. Seçilmiş değil ama Tayyip'in sayesinde geldi başa. Tayyip kim? Atandı. Başa. Peki Gültekin Uysal için ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey değil. Sadece bu ülke Selahattin Demirtaş doğru namuslu şerefinden konuştuğu için adam dedi 2 saat karşıma çık. Bütün kanallar sana feda olsun. Bütün şey sana feda olsun. 2 saat karşıma çık konuş dedi. Yemedi. Korkusuna çıkamadı, adamı içeride tutuyor. Şu anda ülke sadece Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu boş. Ali Babacan der şey, AKP'nin şeysi, Ahmet Davutoğlu der şeyinin partisinde. Bunlar AK Parti'nin işi. Tayyip gittiyse bununla başa gelse Tayyip yine bunların şeysine girecek. Başka yapacak bir şey yok. Yani bu Türkiye kurtaramaz şu anda kimse. Kim gelse kurtaramaz. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz kendini? Vallahi kendisini hiç takip etmiyorum, pek bilmiyorum kendisini ama ben şu anki hükümette... Masaya oturduktan sonra mı tanıdınız? Evet, ondan sonra. Ya pek tanımıyorum açıkçası ama şöyle söyleyeyim, ben şu anki mevcut iktidarı söyleyeyim. Sürekli şey yapıyorum, bu iktidarı desteklerleri sürekli tartışıyorum. İşte gurbetteki tanıdığım insanlar var. İşte siz memleketiniz çok iyi, bilmem çok böyle falan. Ya ben bunu biraz, hükümeti biraz eleştirince bana hemen hain, vatan haini, yok şöyle, yok böyle. Ya arkadaş diyorum, devlet ayrı bir şey, hükümet ayrı bir şey. Şimdi ben hükümeti
eleştirmeye gelemiyorum. Yani eleştirdiğim anda AK Partili biri hemen beni hain olarak, terörist olarak ilan ediyor. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Türkiye'de yaşıyorum ama Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da yaşayan çok akrabalarım var. Onlarla da sürekli görüşüyorum. Gayet iyi yaşıyorlar. Ben şu an Türkiye'de 10 bin lira maaş alıyorum. Geçemiyorum. Gerçekten yetmiyor. Çünkü ekstra iş de yapıyorum. Yani neredeyse bütün günüm, günde 14-15 saat çalışıyorum. İzinli günümde de çalışıyorum. Yarım gün çalışıyorum. Bir pazar günü öğleden sonra boşluyum. Buna rağmen diyor ki cebindeki telefona bak. Ulan ne yapayım? Bu devrin teknolojisi bu. Mecbur ayak uydurmak zorundayım. Bütün işlerimiz artık telefonda. Telefon olmadan hastaneye bile giremiyorsun. Tabii canım, aynen öyle. Ondan sonra diyor ki giyimine bak. Ne yapayım? Giyinmeyeyim mi diyorum. Ya Avrupa'dakine bakıyorum. Ya yok, normal giyiniyoruz. Yani markalı da değil. Giyiniyorum. İyi giyiniyorsun. Telefon. Tüm insani şeylere karşı bizim hani hep tasarrufta bulunmamız gerekiyor. Haklarımızı hiçbir zaman bilmiyoruz. Bir telefonun neden biz 40 bin lira, 30 bin lira olduğunu tartışmıyoruz ama neden kullandığımızı tartışıyoruz. Aynen öyle, ve nasıl aldığımızı da tartışmıyoruz açıkçası. Ben şimdi tamam bir telefon aldım ama 15-20 bin lira telefon aldım ama ben bunu nasıl aldım? Günde 14-15 saat çalışarak aldım. İzinli günümde çalışarak aldım. Bunu eleştirmiyor, benim aldığımı eleştiriyor. Ne yapayım yani, kullanmayayım mı? Artık yurt dışında bir aylık maaşlarıyla alıyorlar. Bir aylık maaşlar şu an Kanada'da ne kadar? 900 dolar. Adam onu orada kaç? Bir haftada kazanıyor, bir haftada alıyor. Ben bunu burada kaç? 2-3 ayda hiç yemeyeyim, içmeyeyim anca alabileceğim. Ben şu AK Partili biri varsa gelsin öyle bir tartışalım gerçekten. Yok, çok böyle çok böyle şeyim yani. Siz kurulup gelmişsiniz. Yok yani şu onlara tavsiyem budur. Yani adamın giyimine, yediğine, içtiğine telefonla bakmayın. O adam onu eleştireceğini. Ama çalışmıyor diyorlar. Ya, AK Partili gibi konuşayım. Çalışmıyor diyorlar değil mi? Bak kendimden örnek vereyim ya. İş var, çalışmıyorsun. Da burada. İzinli günümüzde dahi çalışıyoruz. Nasıl çalışmıyoruz? Günlük 14-15 saat çalışıyorum ya. 14-15 saat çalışıyorum. İzinli günümde öğleye kadar çalışıyorum. Yani iş bulmuşsun, niye şükretmiyorsun? Ya. Herkes iş bulamıyor sonuçta. Suriyeliler bizden daha şey. Yani abla, pardon çok anlayamadım sonrasında. Vatandaşa ihtiyan ediyor. Bu kadar açık. Arkadaşlar müdahale ederseniz burası dağılır. Bu konuşma bitsin. Konuşmak isteyen olursa alırım. Son bir şey daha söyleyeyim. Benim mevcutta oturdum. Kiracıyım ben. 1500 lira kira veriyordum. Son bu olaylardan sonra ev sahibi bana dedi ki çık dedi, ben oğlum gelecek. Yalan söylüyor, biliyorum çünkü. Ondan sonra dedim ki oğlun şey değildim, ben hani şu anki zammı dedim kabul ediyorum dedim. Hani devlet ne kadar oldu zam? Devlet %25 yapıyor. Onu bir kenara atalım, ben %100, %50 yapayım. Yani 1500 ben 3000 lira ödeyim. Kabul etmiyor. Çıkartıyor beni. Ben de şu an ev bakıyorum. 5000 liradan aşağı ev yok. Bu dediğim 5000 lira da İstanbul'un en kuytu yerleri. Sultanbeyli'nde oturuyorum ben. 5000 lira. Şimdi ben 8-10 bin lira maaş alıyorum. Bir çocuğum var benim. Nasıl olacak bu? Nasıl? Yani Demokrat yani? Parti lideri Gültekin Uysal'ı da evinden çıkardılar. Onu da mı şey yaptılar? Onu ben şimdi pek bilmiyorum ama kızını. Gerçekten artık bu ülkede bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bir ikincisi de şuna inanıyorum. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de yani bir partiye en fazla 8 yıl. Yani 2 kere üst üste seçme hakkı vermemiz gerekiyor. Çünkü uzun süre kaldığı zaman artık gerçekten bir şey oluyor. Kendilerini bir vazgeçilmez koltuğun sahibi zannediyorlar kendini. Kesinlikle öyle zannediyor. İlk AK Parti de öyle. İlk yaptığı şeyler iyi oldu. İlk 2009-2008'e kadar iyiydi ama ondan sonra ne yaptı? Batırdı ülkeyi ya, hala diyorlar ki güllük gülistanlık insanlar geziyor diyor. Ne yapalım yani, dışarı çıkıp hava almayalım mı? Gültekin Uysal'ı soruyorum. Tanıyor musunuz? Gültekin Uysal'ı fazla tanımıyorum. Neden? Ben CHP'li olduğum için başka parti tanımıyorum. Masaya oturduğunda mı tanıdınız kendisini? Evet. Öyle mi? Evet. Peki ne düşünüyorsunuz masayla alakalı? Fazla bir şey düşünmüyorum. İnşallah kazanacaklar. Ne şimdi? Nasılsınızdan başlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah iyiyiz. Güzel mi? Memnun musunuz ülkemizin gidişatından, ekonomisinden? Ülkemizden memnunuz, ekonomiden de memnunuz. Nesinden memnunsun? Yaşın kaç? Benim yaşımdan memnun musunuz diye sormadım. Ülkenin ekonomisini soruyorum ben. 50 sene geriye git bakalım. Biliyoruz tarihi, bize anlatın siz. 50 sene sonra biz burada bir şoför olarak nakliyeden mazot bulamazdık, benzin bulamazdık. Yani bana göre hangi partide olursanız olun, hangi görüşlerin olursanız olun, Türkiye'de savaş olmasın, diğer her şeyi hallederiz. Evimize bir kilo et almayız da yarım kilo alırız. Savaşta mıyız biz şu an? Ya savaşa doğru gidiyoruz ama. Neden gidiyoruz işte, onu soruyoruz. Neden biz savaşa doğru gidiyoruz ya da böyle bir izlenim veriyoruz? Ya savaşa doğru niye gidiyoruz? Çünkü Batı ve Amerika bizi savaşa sokmak için uğraşıyor. Nasıl bunu bir savaş? Görmüyor mu? Görmüyorum ben. Bana bir anlatın nasıl yani? Gençlerin çoğu belki bunları bilmiyor. Varlık nedir bilmiyor. Yokluk nedir bilmiyor. Bizim amacımız bu gençliğe iş sağlamak, gençliğin yaşam standartını yukarıya çekmek değil mi ülke olarak? Biz bu ülkeye vergi bilerimizi veriyoruz ve bu gençlerimize istihdam sağlansın diyor değil mi bunlar? Tamam.
Ben niye bu gençler hep böyle fakir fukara? Buradaki gençlerin hepsi. Hangisi işte? Çoğu... Pazar olmadığı zaman da burası aynı gençlerinin dolu. Gezmesin mi burada gençler? Gelsin. Bak benimle gelsin, eğlensin ama yerine göre de çalışsınlar. Çalışmıyorlar mı? Hani? Gençler çalışmadığı için mi biz bu haldeyiz bugün? Hayır, çalışmadığı için değil. Neden biz bu haldeyiz? Dünyanın konjonktüründen dolayı bu haldeyiz. Nedir o konjonktür? Ya konjonktür, güneyinde mesela şu anda bir şey var. PKK olayları var. Batında senin Yunanistan olayları var. Yunanistan'a niye Amerika asker veriyor, silah veriyor? Niye bugün Ukrayna'ya Amerika silah veriyor? Dün Suriye'nin iç politikasına siz 50 sene öncesine gidiyorsunuz ya. Ben de şimdi çok değil bir 10 sene öncesine gideceğim. Suriye politikasında Suriye'nin iç işlerine karışıp Suriye'ye girdik. Şimdi neden barışmaya çalışıyoruz? Ülkemizde milyonlarca mülteci var. Niye girdik? Suriye'ye başbakanın yüzünden girdik. Hangi başbakan? Şu anda altılı masada olan başbakanın üzerinde. Ona da diyordu daha Tayyip Erdoğan FETÖ yapıyordu. FETÖ için girdik. FETÖ'den dolayı girildi. Şu anda da düzlenmeye çalışıyor. Suriye FETÖ'den dolayı mı? Cevap ver. Yani bugün Yunanistan niye Türkiye'ye durmadan taciz yapıyor? Niye? Yani biraz kafanızı çalıştırın. Benim kafam çalışmıyor. Niye? Soruyorum size. Ya Türkiye'yi savaşa sokmak için. Girme savaşa. Nasıl girmeyeceksin? Uçağını taciz ediyor. Yarın uçağını düşürürse eyvallah mı diyecek? Başımız üstüne mi diyecek yani? Uçağını düşürdü. Siz şimdi böyle savaşa girmeyelim diye mi AK Parti'yi destekliyorsunuz? Ben AK Parti'yi desteklemiyorum. Kimi destekliyorsun? Ben diyorum ki bu gençlere, bu insanlara yokluk nedir görmemişler bunlar. Biz yokluğu gördük. Tamam mı? Bir dakika. Delikanlı bir dakika. Yokluğu görüştük. Bugün Suriyelileri de görüyoruz, Afganlıları da görüyoruz. Yani bu ülke savaşa girmezse, savaşa girmediği müddetçe hani ne olur asgari ücret 5 lira olur, 10 lira olur, 20 lira olur mesele değil. Ha insanlar evine 1 kilo et almaz, yarım kilo alır. Tamam mı? Ama amcacığım, savaşa girmedik biz. Bak savaşa girmedik. Bütün bunlar olurken biz savaşta değildik. Dolar 18 lira olurken biz daha hiçbir savaşta değildik. Bakın savaşa girmiş ülkelerde Ukrayna, Rusya savaştayken dahi enflasyon %15'ti. Biz savaşta olmamamıza rağmen enflasyon %100'e dayandı. Biz bunu soruyoruz. Biz neden savaşta değilken bu duruma düştük? Vallahi kızım inşallah bu ülke, ben şunu söyleyeyim, inşallah gençler siz de hepiniz buradasınız. Savaşa girerseniz ne olduğunu bilir. Biz zaten savaşa hayır diyoruz. Hiçbir savaşa evet demiyoruz. Ya savaşa sen isteme. Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdin? İkinci Dünya Savaşı'na nasıl girmediysek, bir dakika. İkinci Dünya Savaşı'na nasıl girmediysek aynı şekilde bundan sonra da savaşlara girmeyebiliriz. İnşallah senin dediğin gibi olur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim konuşması yanlış. Suriyeli olarak bak, Suriyeliler bu ülkede maaş alıyor, hastaneye gidiyor, herkes önünde ayak kalkıyor. 6 aydır burada randevu almayan insanlar var. Birisi de benim. Ben alamıyorum. Ben bunu sana söyleyeyim. 6 aydır mı alamıyorum? Evet. Ben Iğdırlıyım. Bakın ben hastane Iğdırlıyım. Iğdır devlet hastanesi yapılmış, biz doktor bulamıyoruz. Ülkemizin başbakanı çıkıp doktorlara derse buyurun gidin, bu ülke sizin değildir. Şu anda hoca bulamıyoruz. Hadi bize hoca getirsin. Şimdi öğretmenler de çapulcu dedi. O öğretmenler de bulamayız. Bu sefer herkes tembeli cahil kalır. Tembeli. Çünkü bu ülkenin sonu felakete doğru gidiyor. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tut, kaymakamlık, valilik, belediyeler Suriyeliler için şeyler için çalışıyor. Peki bu ülkede savaşa geldiğinde Suriyeliler mi yarın silah alıp savaşa çıkacak? Bu gençler çıkacak. Bundan başka bak, Kürdün, Türkün, Lazın, Çerkezin birbirinden hariç başka dostu yok. Ama bir an önce bu insanlar 2023 geldiğinde burayı bir çalıştırsınlar. Beyni çalışsın. Çalışmadan bu sefer bu adam gelirse emin olun biz bu ülkede kimse kalmaz. Afgan, İsrail, Rus, Fransız, İngiliz bu ülkeyi alacak. Başka da kimse yok. Şunu soracağım size. Bugünkü konumuz Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Evet. Ne düşünüyorsunuz kendisi için? Ben hiçbir siyasetçinin, siyasetçiler yalancılardır. Dürüst bir insan yok. Eğer bir ülkede adalet varsa tek bir tane dürüst var. O da şu anda Edirne'de. Barışı tek savunan. Tek barışı savunan adam. Bakın bunu sana söyleyeyim. Aa, burada 1 Eylül barış mitingi vardı burada. İnsanlar mitingi düzenlediler. Bir bayana 18 tane polis geliyorsa o zaman bu ülkede adalet kalmamıştır. Diyecek bir sözüm yok. Bakın biz maça giriyoruz. Üstün aranmadan. Bunun için de bomba da götürebilirsin. Stadın içine. Valiliğe giriyorsun, üst araması yok. Ama maalesef barışı savunan, hangi ırkta olursa olsun barışı savunanı şu anda yer yok bu ülkede. Diyor barışı savunmayın. Ama desen ki ya sen kralsın, sen paşasın, sen teksin. Siyasetçiler gidicidir. Tek kalan ay yıldızlı bayraktır. Başka bir diyeceğim yok. Bravo.
Gültekin Uysal'a Demokrat Parti liderini soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz kendisini? Ortak bir altılı masa olduğuna göre benim yorum yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bir takım soru işaretleri var kafamda ama zaman gösterecek bazı şeyleri. Şu an bir uzlaşı içerisinde oldukları için? Olmaları gerekiyor. Olması olmak zorunda. O masayı anlamlı buluyorsunuz. Tabii ki buluyorum. Başka alternatifimiz yok gibi geliyor yani. Çok zor günlerdeyiz. Daha da zor günlerin beklediğini düşünüyorum. Çekiyorum iple. Ne olur peki? Öngörünüz nedir seçimle alakalı? Çok zor. Yani bir öngörüm var ama çok zor bazı şeyler. Bir tedirgininiz mi var? Var tabii ki. Nedir o? Herkesin, yani sadece altılı masadan da beklemek de yeterli değil. Hepimize düşen bir takım sorumluluklar var. Hepimizin gayret etmemiz lazım bir takım bir şeyleri istiyorsak eğer. Sandıklara sahip çıkmak gibi mi? Tabii ki. Sandıklara sahip çıkmak, sandık öncesinde, sonrasında hangi şeyden, YouTube kanalı mı? Evet. Sokak Kedisi YouTube kanalı. Sokak Kedisi, tamam. Şunu soracağım bir de, çevrenize baktığınızda, etrafınızda AK Parti'deki oy kaybını siz kendiniz bir vatandaş olarak gözlemleyebiliyor musunuz? Tabii ki gözlemliyorum. Kesinlikle gözlemliyorum. Etrafımdaki insanlara baktığım zaman da görüyorum aynı şeyi. Daha da kaybedeceğini düşünüyorum, umuyorum. Ama sabit bir şey de var tabii ki. Sabit bir, kemiklenmiş bir seçmeni var. Benim için Cumhuriyet çok önemli. Özgürlük çok, kadın hakları çok önemli. O yüzden benim de bazen kemikleşmiş verdiğim oylar oldu zamanında. Onlar tabii ki öyle bir şartlanmada vardır diye AK Partili seçmenin kafasında diye düşünüyorum. Nasılsınız diye soruyorum. İyiyim çok şükür. İyi misiniz? Evet iyiyim. Ülkemizin ekonomisini soruyorum. Ülkemizin ekonomisi çok şükür iyi. İyi. Siz nereden geldiniz? Türkmenistan'a geldik. Ha. Böyle bir ülke yok. Burası cennet. Dünyanın cenneti burada. Vallahi. Ha, o kadar. Sizin ülkenizde mesela ne yok, burada var? Bizim ülkede de var da ama burası cennet ya. Başka bir şey de söylemeyeceğim. Burası... Ne mesela? Burayı cennet yapan şey nedir? Burayı cennet yapan Erdoğan'dır. Ha. Ha, o kadarını söylüyorum. Ha. Cennetin kapısı mı? Cennetin kapısı burası. Öyle mi? Ha, öyle. Oy kullanacak mısınız oy? Biliyorum. Siz vatandaşlığınız var mı? Vatandaşlığımız yok ama maalesef. Ha, yok mu? Kullanırsam Erdoğan'ı direkt. İyi ki de yok vatandaşlığınız. Teşekkür ederim. Ama ben çok yorulmuş durumdayım ya. Çok hani yorucu bir hal aldı bu durum bu arada. Çünkü mesela ben geçen senelerdeyken de hep aktif bir çocuktum. Sokakta hani ne bileyim hani market, park, sürekli sokaklarda büyüdüm. Mesela ben şu anda hiçbir şekilde markete giremiyorum. Yani markete girsem bile... İçimden gelmiyor bir şey almak çünkü fiyatlar böyle bir şey yok yani. Geçen gün evde bir fiş buldum 2015'e ait. Tavuğun kilosu 8 lira abla, 8 lira. Şu an tavuğun kilosu olmuş 90 lira. Yani şeyi düşünüyorum bile, biz ne yiyeceğiz ki? Hani sen okuyorsun. Ben okuyorum. Ailen? Ailem çalışıyor, babam yurt dışında çalışıyor. Zorlanıyorsunuz. Biz zorlanmıyoruz ama benim çevremde zorlanan bir sürü insan var ve ben bunları hani şahit oluyorum ve burası benim ülkem. Burası benim ülkem ve insanlarımı böyle görmek gerçekten çok üzücü bir durum. Zamanla böyle daha da kötüye gittikçe daha da kötü hissediyorum. Çünkü sanki böyle hiç durmayacakmış gibi. Yani insanlar 2023'e karşı ümitleniyor. Ben de ümitlenmek çok istiyorum. Hani hala şuradan geçip de ne bileyim böyle saçma saçma fikirler olan insanlar var ya. Gerçekten görmüyorlar bunu. Çoğu insan kaybolup gidiyor. Çoğu insan evine ekmek götüremediği için intihar eden insanlar var bu ülkede. Ve burası benim ülkem. Gerçekten çok kötü bir duygu yani. Anlatılabilecek bir şey değil yani. Keşke yaşlarında aynı hassasiyeti taşıdığını görebilsek yani. Keşke görebilsek yani. Ben çoğunla çok umut duyuyorum yani. Gerçekten fikirlerinin değiştiğini düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Umarım da bizim için bir kurtuluş olur. Ekonomi çok kötüye gidiyor şu anda. Durum iyi değil. Ablacığım az önce intihar dedi. Bir şahıslardan, insanlardan bahsetti. Dün bakın, dünden bahsediyorum. Musa Yıldız diye yazın internete. Ataşehir'de finans binasında. Üçüncü gören şahısı. Onu asılı gördüm. Asılı bu intihar. Bak dün Ataşehir finans binaları yazın YouTube'a. Üçüncü gören şahısım. Dün karakoldaydım, ifade için gittim. İntihar etmiş. Sebep belli değil. Sadece telefon yerde kırılmış şekilde yerde duruyor. Ama neden, ne şekilde intihar edilmiş belli değil. Yani inşaatta çalışan Ataşehir finans binaları diyorum. Koca inşaat, bakabilirsiniz YouTube'a, herkes de bakabilir. Yani şu anda durum bunu gösteriyor. Yani ekonomi de iyi değil. Yani belki o şahıs, belki o ekonominin yüzünden de değildir. Yani böyle de izah edeyim size. Yalnız bu belirtilen bir şeydir. İntihar edenler çok oluyor.
Bunu da görmüyoruz. Özellikle bakın vergi kaçakçılığından bahsedeyim size. Buradaki arkadaşlara kime sorarsan sor askeri ücrete çalışıyor. Askeri ücrete çalışıyor da ama ne şekilde çalışıyor? Yaşlı dayılarımız geliyor buraya diyor ki ben AK Parti'ye oy vereceğim. Ver babam sen de ver. Ben de vereyim. Ama hakkımızı alamıyorsak niye verelim? Büyük taşeronlar var, firmalar. Firmada sana ne gösteriyor? Paranın askeri ücret yatıyor hesabına. İyi valla. Bak ona lafımız yok. Ama aylık olarak hesap yaptığın zaman aylığın kaçtır biliyor musun dayı? 10 milyar, 12 milyar aylık alıyorum. Kardeşim sen vergiden niye kaçıyorsun? Adam vergiden kaçıyor. Devlete vergi vermemek için bize sadece askeri ücret ödüyor. Ama bandroda bize ne yapıyor biliyor musunuz? Çıkarabilirim, gösterebilirim. Bandrom var. Adam bana diyor ki elden alacağım para bandro veriyor. Sırf devlete vergi vermemek için. Bakın kaçakçılık budur. Kaç gün önce medyaya çıktım ben. YouTube'a girin. Göçmen kaçakçısı diye girin. Göçmen kaçakçısıydı. YouTube'da da her yerde de yayınlanıyor. Ben götürüyorum onlar getiriyor. Nereye götürüyorsunuz? Götürüyordum. YouTube'a. Edirne'ye mi? YouTube'a bakın görürsünüz. Göçmen kaçakçısıyım. Şu anda da inşaatçıyım. Bakın vergi kaçakçılığını dediğim şekilde bakın. Eğer ki bizim hakkımız verilse zaten bizim kimseyle hiçbir sorunumuz olmaz. Bugün Tayyip Erdoğan olsun, diğeri olsun. Kim olursa olsun, kim burada doğruyu konuşuyorsa yeri belli zaten. Cezaevi beni almamış. Bak bu açıklamayı yapmışım. Çok arayan oldu, çok diyen oldu. Başını yakarsın şey. Kalemim bir kere kırılmış. Cezamı çekmişim ben. Benim ona diyeceğim yok. Yapmışım. Kötü bir şey. Kötü bir şey olduğunu söylüyorum. Ama inanın ki insanı zorluyorlar. Bakın ekonomiye bakın. Yine size izah ediyorum. Asılan adamın üzerine gidiyorum. Kardeşim sen bandrolünü... Askeri ücret alıyorsun. Kardeşim adam vergi vermemek için devletten kaçıyor ya. Devletten kaçıyor. Bunu araştıran niye kimse yok? Araştırsın baksın ya bu adam askeri ücrete çalışıyorsa. Şahsen ben askeri ücrete çalışıyorsam. Valla ben 100 sene kalsın. Ben geçim sağlayamam. Artı ben az önce izah ettim ya. Göçmen kaçakçısıyım. Dım. Bakın. Cezanı çektin. Yine cezamı yatmışım. Yine yapardım. Askeri ücrete çalışmış bir insan olsam yine yapardım. Neden deseniz geçim zaten belli ortada. Geçim yapamıyorum ablacığım nasıl yapayım? Ben bugün devlete bakın her ayın 29'undan 9'una ceza ödüyorum. Ne kadar ödüyorum biliyor musun ablacığım? 4 milyar ceza ödüyorum. Cezam kesilmiş, kalemim kırılmış, para cezası gelmiş. Artı 3 ayda hapis yatmışım. Evet para cezası ne demek? Ödeme yapıyorum. Ödememlerimi bir gün geciktireyim. Bakın bir gün geciktireyim. 29'unda ödemem var ya 31... Ayın 3'ünde ödedim. Düşünün 4 gün geriye atmış. Alamamışım parayı ya olabilir. Ama devlet bunu anlamaz. Bana ne yapıyor? Yine arama çıkıyor. Ben yine gidiyorum devlete teslim oluyorum. O ödediğin kaç taksit olursa olsun sayılmıyor. Bu sayılmıyor ablacığım. Ama büyük şirketlerin vergileri tek kalemde çiziliyor. Hallediliyor onlar. Onlar ayrı bir şey. Ya tamam ben çalışayım. Ben şu anda da çalışıyorum. Ya benim hasta annem var. Ben devlete bedava çalışacaksam ben o zaman öleyim yerin dibine gireyim ya. Anneme ekmek veremeyecekse ben niye yaşıyorum? Ya tamam bak vatanımız için, milletimiz için, toprağımız için çalışıyoruz. İnanın ki bakın Türkiye'de olan yolsuzluk haddini hesabını aşmış. Kardeşim burada bu kadar insan var. Kardeş kardeşi toprak için öldürüyor, kavga ediyor. Kilometre yer için bakın. Burada bizim vatanımız satılıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Vatanımız satılıyor ya. Bayrağımızı bugün yarın alacaklar elimizden kardeş. Yabancı uyruklular doldurmuş. Kimse bir şey demiyor. Kaçakçılıkta yakalandığım konuya geliyor. Yakalandım. Cezaevine gidiyorum. Bakın 52 yolcuyu bir minibüse bırakmış da götürüyorum. Kimseyi zorla götürmemişim ama. Herkes kendisi binmiş ama bizim vatandaşımız olsun var ya. Hiç binim inmez o minibüse. Neden dolayı biliyor musun? Ya sen benim ayağıma yakladın. Beni sıkıştırıyorsun. Bu adamlar buradan gidiyorlar yabancı ülkeye güzel paraya gidiyorlar. Ama bizi yakaladıkları zaman ne oluyor biliyor musun abla? Ben cezaevine gidiyorum. 2 saat ya da bir gece diyeyim. Bir gece sonra onları bırakıyorlar serbest. Ya da devletin yaptığı yere götürüyor. Devletin yaptığı yere götürüyor. Bırakıyorlar. Onlar oradan kaçıyor. Onlar gitmediğini mi düşünüyor? Ben götürmedim. Ahmet götürür. Ahmet götürmedi. Veli götürür. Bu iş yürüyecek gidecek. Yolsuzluk var. Bir şey soracağım. Sen şimdi bu ülkemizdeki mültecileri mi götürüyorsun? Göçmenleri. Evet. Göçmenleri. Götürüyordum. Bakın. Orada... Geçen gün haberlerde çıkan. Haberlerde çıkan benim. Haberlerde çıkan benim. Medyaya çıkan benim. Ne güzel işte topluyorum götürüyorum dedi diyen kişi ben sen misin? Ben götürüyorum onlar dolduruyor. Ablacığım konu bu. Onu da geçtik bakın ben cezaevine giriyorum. Onları bir saat sonra geri bırakıyor. Onlar nereye geliyor? Ben cezaevinde yatıyorum zaten. Benim yerim iyi. Benim ekmeğimi devlet veriyor. Bak cezaevi çok güzel. Çok güzel. Devlet benim ekmeğimi veriyor. Suyumu veriyor. Çayımı veriyor. Kardeşim
Bir dakika. Önemli olan o değildir. Ama devleti kötülemiyorum. Bak yeri ne güzel diyorum. Ekmek veriyor, çay veriyor. Çok güzel bir yer. Ama cezaevinden cezan çıktığı zaman bir ceza daha yiyorsun. Ceza nedir biliyor musun dayı? Elektrik parası. Cezaevinde kalmışsın ya. Bak orada diyorum ya güzel. Oradan da geliyor yani fatura. Yani cezaevine girsek faturalardan kurtulamıyor muyuz? Ya nasıl kurtulacaksın? Nereye kurtuluyorsun abla sen? Sen bu devletle ülkede yaşıyorsun. Sen nereye kurtulacaksın? Hani en son gider orada yatardık diye söyledin. Abla ben yatak yastığım var. Çok rahat yerim. O zaman öyle düşünüyorum. İleriye görmüyoruz. İleriye görmememizin nedeni bakın. Yaşlı dayılarımıza geliyorum. Adamlar diyor ki ya benim Allah'a şükür ihtiyacım yok. Kardeşim bakın bu kadar gencimiz var şeyimiz var. Özellikle bakın ben bunu size diyorum. Kardeşim askeri ücrete çalışıyorsanız kardeşim firmalara bu lafı söyleyin. Kardeşim bana yatılan maaş hepsi askeri ücret üzerinden yatsın. Niye öyle yatmıyor? Yarın öbür gün hepimiz de burada yaşlanacağız. Yaşlandığın zaman ne olacaksın biliyor musun? Yaşlandığın zaman yine alacaksın 3 milyar olsun o zamanın ekonomisini bilemeyiz. Olur 11 lira. 11 lira bize yine yetmez. Bakın bu kadar medyayı dinledim. Bugüne kadar bu konuyla ilgili konuşan kim oldu? Önümüzdeki seçim inşallah güzel geçecek. Allah'ın izniyle. Bak Allah'ın izniyle diyorum. Tabii bu halkımızın iradesiyle olur bu. Ben buna verdim değilmesin. Herkes kendi ekmek yediği masaya baksın da ona göre şey yapsın. Oyunu versin adaletli olarak. Bakın AK Parti'ye verin. Vermeyin demiyorum. Ama masanıza bakın da ona göre verin. Masanızda ekmek var mı? O varsa verin. Vallahi bile bakıyorum. Hiç ekmek bile boş verin de su bulamıyoruz içmeye ya. Su 3 milyon para olmuş ya. Allah var ya. Aa bak. Abla 10 gündür su içmediğim için haberim yok. Onu da izah edeyim sana. Ataşehir'de çalıştığım için daha önce de bakın 3 milyona oradan buraya geliyordum Ataşehir'e. Ataşehir'den buraya Kadıköy'e 3 milyona geliyordum. Şimdi 7 milyon para olmuş ya. Vallahi AK Parti'ye böyle bakarsak vallahi bizim yaşlı dayılarımız oldukça o gitmez. Şimdi o Memati midir nedir? Kimdir Memati? Neydi o Maliye Bakanı? Nurettin Nebati. Memati midir? Memati'dir. Şimdi dedi ki gözlerinizi kapattın Altay. Gözlerimizi kapattık. Açtık. Daha kötü. Tayyip Erdoğan diyor şükür edin diyor. Şükür ediyoruz. Maşallah inşallah diyoruz. Yine bir şey yok. Şimdi ekonomi çok güzel. Her şey çok güzel diyorlar. Hepsi boş. Hep yalan dolan. Ama 2053 diyorlar hedefimiz. Ne ki? O zaman güzel olacak diyorlar. Ya yok yalan hep yalan ya. 18 yıl oy vermişim. Tabii. Oy. Ve üyesiydim ben. Mesela beni nasıl üye yaptılar biliyor musunuz? Üsküdar'da oturuyorum. Bana dediler, geldiler İstanbul İl Başkanlığı'nda iki tane bayan. Ya işte burada imar sorunu var. CV'ye yapalım eşimle bana. İşte bu kadar ne kadar üye toplarsak sizi o şekil buraya hızlı imar gelir diye. Ya dedim ben zaten AK Parti oy veriyorum. Yok işte erken imar gelir. İyi dedim yapın. Yaptılar. Oy verdim. Ta ki İstanbul seçimlerine kadar. Sonra baktım. Neydi? Sizin kırılma noktanız neydi AK Parti ile? Kırılma noktası ne biliyor musun? Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Üyesiydim. Ta o zamana kadar üyesiydim ben. 10 yıldan fazla. Tuttular Abdullah Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarttılar ya. Ondan sonra tuttular Abdullah Öcalan'a mektup getirdiler ya. Vay dedim. Lan dedim siz var ya siz değil misiniz? Bu insanlar değil misiniz? Siz bizi kandırmışsınız. Şimdi tuttular millete diyorlar ki PKK'cı, FETÖ'cü. Ya yürü gidin ya siz düne kadar böyle verdiniz. Ya kim gitti Kılıçdaroğlu? FETÖ'yle fotoğrafı kim var? Kim diyordu ey okyanus ötesi gel bu hasret bitsin. Ben mi diyordum Kılıçdaroğlu mu diyordu? Başkası mı diyordu? Ondan sonra AK Parti'ye oy veren bir seçmen ettim, olarak. Nefret ettim. Üyeliğimi de sildirdim. Zar zor sildim. Sildiremiyorsun da. O da zor yani. Tabii o da zor. Üyeliğini de sildiremiyorsun. İmar geldi mi? Ne gelmesi ya yalan. Yalan ya ne imarı ya? Yalan. Peki hala mesela siz de oy vermişsiniz AK Parti'ye. Verdim. Yıllarca vermişsiniz. Verdim vallahi verdim billahi verdim tillahi verdim. Baksana benim çiğime. Ben kaç yıl ben en az 10 yıldan fazla ben üyeydim yani. Şu an oy mesela vermişim. Bu kadar kötü bir ekonomide hala destekleyenler var. Onları neye bağlıyorsunuz? Şimdi bak mesela diyorlar ya baksana sokaklara. Evet herkes geziyor diyorlar. Çok eşi. Ya köpek var ya köpek. Köpek de karnını doyuruyor değil mi? Bir şekilde köpek karnını doyuruyor. Durumu iyi olan bunlara diyor ki işte bak işte kimse aç değil diyor. Ya lan insanları köpek yerine mi koyuyorsunuz lan? Lan köpek de karnını doyuruyor. Aç değil. Ya aç değilsin. Sen nerede biliyorsun o adamın aç olmadığını? Ama şimdi diyorlar ki bizim ülkemizin bekası için
dış güçlere karşı birlik olmamız gerekiyor. Hangi dış güçlere? Ne dış güçler bize ne yapıyor? Ya birisi bana desin ki bir ülke bize şunu ambargo uyguladı. Şu ülke bize bilmem şunu yaptı. Desinler birisi ya. Var mı öyle bir şey? Kim ambargo uygulamış bize? Kim bize ne yapmış? Hangi dış ülke bize ne yapmış? Kimse aç değil, kimse bilmem ne değil. Ya aç, la köpek de karnını doyuruyor sokakta. Ya insanlar köpek yerine mi koyuyorsunuz siz? Bir şekilde köpek de karnını doyuruyor. Bir gencin cebinde bir 20 lira olmasın mı? Yani şurada kafede bir 20 lira bir cebinde bir çocuk ona çok görüyor bak. Yani yo kafede baksana kafeler dolu. Cebinde 20 lirası var ya. İçmesinler diyor. Belanızı versin ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Siz ne düşünüyorsunuz altılı masa için ve Gültekin Uysal'ı soruyorum ben, Demokrat Parti lideri, o masada olan. Ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Ya altılı masa şunu söyleyeyim. Düzgün bir aday çıkarılırsa ama. Düzgün. Altılı masa her türlü kazanır. AK Parti birinci parti falan diyorlar ya, hepsi yalan. Birinci parti değil. 11-12 milyon üyesi görünüyor ya, benim gibi üyeler. Üyelerin %80'i oy vermez AK Parti'ye. Diyor, ondan sonra bunlar cepte diyor. Etrafınızda sizin gibi mi? Mesela sizin gibi AK Parti'den kaybeder. Kaç kişi var ya böyle? Ben etrafım komple AK Partili. Vallahi billahi komple AK Partili. Ya adam tütün içiyor, tütün. Kulakları pas tutmuş, kaşları sapsarı olmuş, tütünü içe, cebine paket sigara almıyor. Biz paket sigara alamıyor ya cebine. Kaşları pas tutmuş, kulakları pas tutmuş, buraları sapsarı olmuş, kaşları maşları. Adam AK Parti diyor, ya Allah senin belanı versin ya. Beter ol. La beter ol. Ya benim çok şükür bak, evim var. AK Parti'den önce yapmışım. Bak vallahi de billahi de AK Parti'den önce yapmışım. Evimi yapmışım, dükkanım var. Kiram yok, ev kiram yok, dükkan kiram yok. Kur'an çapsın, zar zor geçiniyorum ya. Lan bu insanlar nasıl geçinecek 5,5 milyarla? Ya 8 milyar alsan ne olur, 10 milyar alsan ne olur ya? 4-5 milyar zaten kira. Bu adam nasıl geçinecek, 10 milyar alsan ne olur? Ama kimse onu düşünmüyor. Ya kimse aç değil. Bak hele, lan nerede biliyorsun aç olmadığını? Ben namussuz, nerede biliyorsun aç olmadığını? Cebi kendisi durumu iyi ya. Ya diyor, tamam diyor, herkes benim gibi. Öyle değil. Soruyorum mesela AK Partililere, etrafım komple AK Partili. Ya adama diyorum ki, 40 yıllık esnaf, dinine, imanına diyorum, nikahına, söyle diyorum. Sen kaç senelik esnafı? 40 senedir diyor. Sen 20 sene önce ne yaptın? 20 sene sonra ne yaptın diyorum. Diyor ki 20 sene önce, ulan senin şu bina, şu iş yeri, şunlar yok muydu? Vardı diyor. Peki 20 sene sonra ne yaptın? Hiçbir şey diyor. Allah seni beter etsin diyorum ben de. Yok yapamamış, ben de yapamamışım. Ben 30 sene önce bir evimi yapmışım, barkımı yapmışım. 20 sene önce halk bu kadar fakir değildi değil mi? Tabii değildi ya. Bak eski Türkiye'ler ya. Ya ne eski Türkiye, kurban olayım ya. Eski Türkiye. Ya ben bir tuvalet yaptım Ramazan ayında, tuvalet Ramazan ayında, vallahi billahi tuvalet yaptım, 100 binlik oldum, 100 binlik. Bırak sen şimdi o evi komplesini yapmaya falan filan, pencereni yapmaya, altını düşemeye falan. Bir tuvalet 100 bin lira. Vallahi 100 bin lira yaptım ya. Ben eski siyasetçiyim. Kabinenin içerisinde biriyim. AK Parti'de mi? Hayır, farklı bir partide. Peki. Kabine derken? CHP kabinesi içerisinde. Halkımız diyor ya hani, çalıştırmayalım. Peki neden 20 yıldır oy veriyorsunuz? Bunu diyen insan 20 yıldır oy veriyor. 20 yıldır oy veriyor. Yani. Evet. Halkın işine yaradığı için halk menfaatçi. Halk menfaatçi. Şu anda halk menfaatçi çalışıyor. Nasıl bir menfaat? Şunu diyor. Erdoğan giderse daha iyi biri gelmeyecek. Mecburiyetten böyle bir şey yok. Halk önce kendi beyninde bitirecek, değiştirecek. Bizim vatandaşımız şu anda deli gibi Suriyeli çalıştırıyor. Deli gibi. Önce kendi içimizde bitirmemiz lazım. Bizim esnafımızın hayrına bu. Hoşuna gidiyor. Önce kendi esnaf da zor durumda, bir dakika. Esnaf da zor durumda değil mi? Esnaf da kazanamıyor. Değil. Suriyeli'yi çalıştırmasın. Bak şimdi mesela büyük holdinglerin vergileri tek kalemde siliniyor ama esnaf, KOBİ dediğimiz küçük orta düzeydeki esnaf, hepsi vergi altında eziliyorlar. Ezilmiyorlar. Yani hem çalışan hem çalıştıran ezilmiyor mu? Hangisi eziliyor? Hangisi? Büyük holdingden bana isim verin. Onlar ezilmiyor. Bak onların vergileri siliniyor diyorum. Ama onlara torpil geçiliyor. Hiçbir büyük holdingde şu anda mülteci çalışmıyor, Afgan çalışmıyor, Suriyeli evet, çalışmıyor. Evet, oralarda da Türkler asgari ücretle çalıştırılıyor. Aynı şey, kölelik sistemi yani. Ama Suriyeli çalışmıyor. Halkın şu andaki tek sıkıntısı diyor ki mülteci var. Ayağa kalsın o zaman. Halk ayağa kalsın. Şöyle sorayım o zaman. Konumuza gelelim. Bizim şu anki konumuz, bugünkü konumuz Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Evet. Beğeniyor musunuz kendisini diye soruyorum. Beğenmiyorum. Neden? Beğenmiyorum. Kişisel bir şey, beğenmiyorum. Ben de eski siyasetçi. Evet, beğenmiyorum. Ama bu ülkede her şey güzel olacak. AK Parti 2002 yılında geldi, iktidar oldu. Onu hakkıyla kazandı. Bak ben AK Partili değilim. Ben MHP'liydim, şimdi İYİ Parti'ye geçtim. 2007'de öyle böyle kazandı. 2007'den sonrasını hep sistemde kazanlı olarak gösterdi. Hile mi yapıldı seçimler? Zaten hile yapıldı, belli bu zaten. Hani diyorlar ya,
İşte AK Parti'ye vermiyoruz diye. Aslında vermiyorlar. Bak bu da bir kandırmaca. Vermiyorlar. Sistemden vermiyorlar. Veriyorlar. Vermiyor kardeşim. Ya veren var. Gelen, bak veren var. Veren, bak veren var. Bak vermeyen yok değil. Veren var. Ama kazandığı kadar verilmiyor. Bu çalındı. Bu sistem çalındı. Ne oldu? Muharrem İnce ben dedi böyle böyle yapacağım 50 bin avukattan falan diye. Adam 3 gün piyasada çıkmadı. Çalındı belli. Yani parayla satılıp veriliyor. Bir Ekrem İmamoğlu geldi. Alnının akıyla ne hakkımı yerim dedi, ne de hakkımı yedirim dedi. Adam hakkıyla o şeyi takip etti, kazandı. Siz eski bir MHP'lisiniz. Evet. Oyunuzu MHP'ye verdiniz. Evet. MHP AK Parti ile bir ittifak içerisine girdi. Ondan sonra mı siz İYİ Parti'ye döndünüz? Evet, ondan sonra İYİ Parti'ye döndük. AK Parti ile işbirliği yaptığı için. Evet, nalet de olsun. Ona da vermişiz ama gizliden MHP AK Parti'yi destekliyormuş. Çünkü şöyle bir düşün, apartman düşün. AK Parti böyle yıkılıyor. Niye böyle dikiliyor geriye? Ya biz bunlara şüphelendik yani. Bunu ayakta tutan kimdi? Bunu diken kimdi? MHP'ymiş işte. Bahçeli'ymiş. Asarım keserim diye kükürüyordu ya. Meğersem Akkurt'muş. Biz bunu öğrenince biz işte Meral Şener'in şeyine geçtik. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı soruyorum. Ne düşünüyorsunuz kendisi için? Vallahi kendisini pek tanımıyorum. Hani dışarıdan vuruyor gibi bir şey yani. Tam bilmiyorum da yani dışarıdan vuruyor gibi aynı. Ben öyle düşünüyorum yani. Sağcı mı, solcu mu, öncü mü, arkacı mı tam belli değil. Pek güvenmiyorum. Evet. Konuşmak istiyorsanız buyurun. Var mı? Siz konuşmak istiyor musunuz? Beyefendi konuştu. Onun sorusuna cevaben bir şey söyleyeyim. Bakın ben sizinle konuşacağım. Beyefendi konuştu. Kendi düşüncesini söyledi. Buyurun, bitti. Sorun. Türkiye'nin ekonomisini soruyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı soruyorum. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyor musunuz? Evet, ekonomi de iyi değil. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Niye iyiyim? Şu şekildeyim. Şimdi hani bir laf var, atalar ne demiş? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır değil mi? Hani bu hükümetin bir suçu yok, hükümet çok iyi veya halkın suçu yok, halk çok iyi değil. Hükümetin de büyük hataları var, bizim kendi milletimizin de büyük hataları var. Nedir onlar? Hükümetin hatası mesela nedir? Hükümetimizin hataları nedir biliyor musunuz? Önce kendi işsizini iş verecek. Elinde işte Afganlı, Suriyelisini, Paşistan bilmem neyince tıkla doldurmayacak. Önce evindeki açı doyuracaksın, ondan sonra kalırsa komşuna vereceksin. Bir, hükümetin suçu bu. İkincisi yandaşları, üçüncüsü bizim halkımıza... Yandaş derken etrafındakileri mi kastediyorsun? Ya var, etrafında... Yolsuzlukları kastediyorsun. Yolsuzlukları kastetmiyorum. Neyi? Yanına gelip etrafından nemalanıp... Tamam işte bu yolsuzluktur zaten. Yani yanına gidip nemalanmak yolsuzluk demek yani. Yolsuzluklarını demiyorum. Neyi diyorsunuz ben o zaman? Ne dediğimizi gayet iyi anladınız. İkincisi bizim kendi halkımıza gelelim. Şimdi adam geliyor, bak ben buna bizzat şahit oldum. Adam evini 8.000 liraya kiraya vermiş, seviniyor. Sizce hani sözde biz Müslüman ülkeyiz ya. Sen evini 8.000 liraya kiraya veriyorsun. Buna bir de seviniyorsun. Bu adam sana 5.500 lirayla 8.000 lirayı nereden getirip verecek? Bu da bizim halkımızın nankörlüğüdür. Açık konuşurum. Burada ne kadar ev sahibi varsa, evini kiraya veren varsa kimse böyle vicdansızlık yapmasın. Ama öyle diyorsun ama ev sahipleri de sonuçta mağdur. Yani ya mağdur bir ülkede mağdur. Dolar kuru 18 liraya çıkarsa sizin ev dolarla bakın, mı yükseliyor? Evet dolarla, her şey dolarla. Bakın aldığınız beyaz peynir bile dolar yükselince yükseliyor. Ya senin 20 tane ekmek 5 lira var. Olmuş ya. 20 tane daire mi? Biliyorsun herkesin belki ben bütün geliri olabilir. 120 bin lira. Efendim bir insan bir kirasıyla geçiniyor da olabilir. 20 tane kiran var, 20 tane dairen var demenize gerek yok. 100 bin lira. Sana katılıyorum abi, sıkıntı yok. Yani ev sahibiyseniz tamam, eğer şöyle, bu sizin hakkınız. Enflasyonla orantılı bir şekilde kiraya vermek sizin zaten hakkınız. Ama burada mağdur olanlar kiracılar tabii ki de. Tamam, şöyle düşünelim. Ben kiracılara zaten bir şey demiyorum. Kiracı mağdur zaten. Adam zaten yani asgari ücretle geçiyor. Geçimin arasında sıkışmış garibanın biri. Ona bir şey demiyorum. Şimdi adam sen 120 bin lira aldığın evi 120 bin lira ve 200 bin lira diyelim aldığın evi getiriyorsun, kirasını 8 bin liraya çıkarıyorsun. Senin evin olduğu 2 trilyon, 3 trilyon öyle mi? Senin evin dolarla, fayansları dolarla mı yükseliyor? Veya üstüne bir kat daha mı çıktın? Şimdi bunu söylerseniz ben müdahale edeceğim. Bakın fayansları dolarla mı diyorsunuz ya, inşaat dolarla yani. Fayansından tuvaletine kadar. Ben inşaat... Bunun dolarla olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hayır, dolar inşaatın dolarla alakalı. Hayır ya, ben inşaatçıyım. 15 yıllık inşaatçıyım. Yani bana inşaat dolarla demeyin. Ya beyefendi, inşaat dolarla, demir dolarla, her şey dolarla. Hayır, ben işçiyim. Ne? Ya müteahhitle ne alakası var arkadaşlar? Senin dolarla gelen... Hayır. Hayır abi, senin dolarla gelen 3 kalem malzemem var ya. Yapmayın bunu ya. Beyefendi, burayı geçelim. Çünkü dolarla. Siz bunu boşuna savunuyorsunuz. Yani böyle işinize geldiği zaman konuşamazsınız. Benim niye işime gelmesin ya? Bir saniye.
Şimdi inşaatçı mısın abi? İnşaatçı mısın kardeşim? Çalıştın mı inşaat? Çalıştım, ha. Yıllarca çalıştım. Sen kaç kalem inşaatta dolarla gelen malzeme var? Hepsiyle. Ne? Şey, genel olarak zaten ya, dolarla. Ya. Tamam abi, sen bak dolara endeks. Sen bilirsin, bir şey demiyorum. Dolar yüksek. Var mı başka bir konu var mı değinmek? Senin fileyotun demirin dokan dolarla geliyor. Beyefendi. Hiçbir şey başka bir şey varsa buyurun. Süremiz var. Var. Buyurun. Devletten sadece rica ediyorum. Bütün şu denetim personeline, organlarına yetki mi veriyor? İmza yetkisi mi veriyor? Kapatma yetkisi mi veriyor? Fahiş fiyat yapanlar, stok yapanlar, efendime haksız kazanç sağlayanlar, bir de şu var ya böyle. Şimdi bunu yapabilmesi için devletin doları 18-20'den 8 liraya indirmesi lazım. İndiremez ki bunu yapabilsin. İndiremez. Eğer doları 8 liraya indiremiyorsa İndiremez. Bu dediğiniz Aynı yapamaz. Boş Aynı konuşmuş oluyorsunuz. Teşekkür İndiremez. Ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben ekonominin zaten baştan sona yok olduğunu Türkiye'de canı gönülden inanıyorum. Türkiye'de ekonomi diye bir şey kalmadı. Evet. Açlık sınırı 6840 lira. Yani asgari ücretli bize 5500 lira verip şükredin diyorlar. Ya biz size mi şükredelim, Allah'a mı şükredelim? Allah bana şükredin demiş. Ben size sağlam bir vücut verdim. Size sağlıklı bir aile verdim, eş verdim. Buna şükredin diyor. Bunlarsa biz size 5500 lira asgari ücret verdik diye bize şükredin diyorlar. Biz sizin neyinize şükredelim? Ya düşünsenize, bir yere alınmışsınız. Size her gün işkence ediyorlar. Öldürülmüyorsunuz ama şükredilmeniz isteniliyor. Ölmediğin için şükredeceksin. Evet. Ölmediğin için böyle şükür edilir mi? Allah'a şükredilir. Bu iktidar 20 yıldır bizim insanlarımızı sömürdü. Ya ben üniversite okuyorum. Elektrik elektronik mühendisliği okuyorum, tamam mı? Ben şu an yurt dışına gitmek için kendi okulumu burada bırakıyorum. Niye biliyor musunuz? Kendimi düşünmüyorum artık. Ailemi, gelecekte olacak ailemi, çocuklarımı daha iyi bir yaşam sunabilmek için onlar için gidip çalışacağım. Çünkü kendi ülkemde, kendi vatanımda bunu yapamıyorum. Yandaş olmadığım için, çalmadığım için, hırsız olmadığım için yapamıyorum. O yüzden mecburi olarak direkt yurt dışına gitme peşindeyim şu an. Ya görüyorsun tabii, doktorlara Görüyorum. Giderlerse evet, gitsinler, öğretmenlere gitsinler. E-çapulcular Çünkü denildiğinde. Kendi memurlarının hiçbir değeri kalmadı ki. Kendi halkının değeri yok. Türkiye'de Türkiye vatandaşı olmasan değerin vardır. İstersen Suriyeli ol, Afgan ol, Alman ol, Rus ol, fark etmez. Sadece Türk olma, Kürt olma, Lazo. Yani Türkiye vatandaşı olma. Türkiye vatandaşı olursan ezilirsin. Sömürülürsün. Bu bu şekilde devam ederse biz zaten bitmiş haldeyiz. Ya gençler burada rahat rahat gezemiyor ki. Ben bir kafeye gidip rahat rahat oturamıyorum. Düşünüyorum, acaba bunu içersem hesabı ödeyeyim. İki arkadaşımla gidemiyorum. Ya belki ben ısmarlayacağım. Ya ben altından kalkabilir miyim? Kalkamaz mıyım bilemiyorum. Sabah 5.30'da kalkıyorum. Ben akşam eve 7 gibi işten dönüyorum. Akşama kadar ben, bakar mısınız ellerimdeki nasıllara? Ben mühendislik okuyorum, gidiyorum, ne işler yapıyorum? Sen bana gelmişsin 2000, 3000, 4000 lira maaş veriyorsun. Sigorta yatırmıyorsun. Niye buna şükretmiyorsun? İş beğenmiyorsun. Ben niye 20 yıl okudum o zaman? Ben 20 yıldır neye okuyorum? Sen okulu niye yaptın? Bu eğitim sistemini niye yaptın? Tabii ki senin gençlerin ülkeden kaçmak istiyor. Dayıların tabii ki keyfi yerinde, adamlar alıyorlar, yandaş oluyorlar. Oradan buradan alıyorlar, maaşlar cebe iniyor. Evi var, arabası var. Tabii ki diyecek benim durumum iyi. Buna her şey, herkes, kimin olursa bu şekilde keyfi yerinde olur. Ama peki bir genç olarak ne öngörüyorsun? Önümüzde bir seçim var. Şimdi Millet İttifakı var diyorlar. Millet İttifakı'na da eğer AK Parti'ye karşı ya iktidara karşı herhangi bir parti varsa bütün partilerin aynı masada oturup gerçekten iktidarı devirebilecek bir lider seçmeleri lazım ki karşısında durabilsin. Şu partiyi almayalım, bu partiyi almayalım, biz bu partiyle oturamayız, şu partiyle oturamayız yaparlarsa biz zaten bu şekilde yol yürüyemeyiz. Biz zaten aynı yükün altında ezilmeye devam edeceğiz. O yüzden onlardan ricamızdır. Ya gençler bu kadar ülkeden kaçmadan, bu kadar gençlerinizi kaybetmeden gelin siz de elinizi taşın altına koyun. Doğru düzgün bir aday getirip bizi artık bu sıkıntılardan kurtarın. Çünkü bu şekilde artık ileride ya ben anamı babamı bırakıp Almanya'ya gideceğim. Hiç bilmediğim bir ülke, hiç bilmediğim bir dil, bilmediğim insanlar. Başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ama sırf onların daha iyi bir yere gelmesi için, daha iyi bir hayat yaşayabilmeleri için ben bütün her şeyimi bırakıp gitmeyi göze aldım. Gitmezdin değil mi? Ben Siirtliyim. Ben Siirtliyim, evet. Siirt'te ben 12 saat 500 liraya çalışıyordum. 12 saat boyunca ayakta kalıyordum 500 lira. Sigorta yok, asgari ücret yok. Devlet hiçbir şekilde gelip oraları takip etmiyordu. Ya o 500 lira, 1600 lira asgari ücretken ben 500 liraya çalışıyordum. Sigortam yatmıyordu. Başıma gelen herhangi bir şeyde sigortam olmadığı için gidip benim başıma burada bu geldi diyemiyordum. Sadece kısa bir soru hocam.
bir hükümetin istifa edilmesi için ne yapması gerekiyor? Yani yapılması gereken her şey yapıldı aslında. İşte başka hiçbir şey kalmadı. İşte kalmadı halde duruyor. Evet. İşte bunu incelemek lazım, sormak lazım. İşte bunu demek istiyorum. Muhalefet yok. Güntekin Önsal olsun, Altılı olsun. Sadece şunu yapıyor. Diyor ki tepki oylarını alalım. AKP'yi kötü göstermeye çalışıyorlar. AKP bassın. Ülke bassın. Biz oy alalım. Muhalefet şu an onu yapıyor. Muhalefetin bu şekilde mi bir... Bir yere varmaya çalışıyor. Ama hükümet istifa ettirse... Her şey... Ama etmiyorlar. İşte ettirecek eski mi? Kanunlar yok ki artık. İşte, yani başkanlık böyle? Sistemine geçtikten sonra her şey, bütün hukuk kuralları değişti. İşte muhalefet neredeydi o zaman? Neredeydi işte? Ben onu sorayım. Nerede? Muhalefet neredeydi? Sormazlar mı sen neredeydin? Hani biz 20 sene, 30 sene sonra diyecek ya bu CHP, MHP, diğer partiler neredeydi? Niye bu? Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? Biz bu kadar dayak yerken siz neredeydiniz? İşte kesinlikle bu işte. Biz bu halde olmasının tek sebebi bu. AKP'nin şu an burada olmasının tek sebebi muhalefettir. Nasılsınız diye soruyorum. Oradan giriyorum. Ne düşündüğünüzden çıkacağım. Girdim ben konuya. Ne düşünüyorsunuz şu anda içinde bulunduğumuz durum, ekonomik durum için? Ya evet, ekonomi çok kötü gerçekten ama ben arkadaşın dediğine katılıyorum. İlla ki sen karşı taraftaki, yani muhalefet iyi bir muhalefet değilse, gerçekten bizi iyi bir şekilde temsil etmiyorsa zaten demek ki onların da bir eksikliği var demektir. Yani iktidar illa ki, tamam iktidar demek güç demektir belki Türkiye'de, ama onların da aslında çok eksiklikleri var, çok yanlışları var. Bunu hepimiz biliyoruz halk olarak, ama karşısında sağlam bir muhalefet yok. Yani bizi orada temsil edecek Kemal Bey, yani ben saygı duyuyorum kendisi, makamında da ziyaret ettim. 21 yıldır AK Parti, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı eğer alt edemiyorsa, yani onu yenemiyorsa, demek ki kendilerinde eksiklikler var. Kılıçdaroğlu 21 yıldır yok ama. Neyse, CHP bildiğim bileli sonuçta sol parti. Sol parti olarak bunlar eğer sağ parti yenemiyorlarsa bence önce kendi eksiklikleri tamamlamaları. Nedir? Vatandaşa göre o eksiklikler nelerdir? Tabii mesela sağlam bir muhalefet değil demek ki. Demek ki onları hiçbir zaman, hani ne derler, bize bir söz vardır. Hani üstüne çıkmak gibi sözlerle bile muhalif olamıyorlar demek ki. Yeteri kadar ya onların eksikliklerini fark edemiyorlar karşı tarafın, yani eksikliklerini görüp onları ezemiyorlar, ya da gerçekten kendi aralarında da bir güç birliği yaratamıyorlar. Olmuş olsaydı şu ana kadar neden CHP iktidar olmazdı ki? Gayet de çok güzel bir parti. Çok da insanlara, sanata, sanatçıya ve birçok şeye değer, hani birçok kesime değer, yani kadınlara, öğrencilere, hani ben çok da iyi takip, yakından da takip ediyorum. Çok da güzel şeyleri var. Neydi? Yani yarattığı, insanlara verdiği değerleri de görüyorum. Yani neden biz insana değer verene oy vermemiz gerekmiyor mu? Tam da bugüne gelelim o zaman. Şu an bir altılı masa var. Bugünkü konumuz da Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. O da o masada. Ne düşünüyorsunuz Gültekin Uysal için? Ben şahsen kendisini, hani baktım profiline de inceledim. Yani şöyle söyleyeyim. Benim şahsen tercihimi sorarsanız ben o altılı masada tek bir kişiyi görüyorum. Eğer olursa Meral Akşener bu işi götür diyorum. Evet. Sonuçta hepsi bir masadalar ve bir... Tabii ki bir ortak karar almaları gerekiyor. Aynen, bir iradeyle oradalar. Evet. Ve hepsi ortak bir şekilde bir... Karar vermesi gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim, Meral Hanım'ın ben geçmişindeki hani yapmış olduğu siyasi şeyleri de inceledim, baktım, izledim. Tabii ki sonuçta bir ben de vatandaş olarak oy verecek olursam Meral Hanım olmuş olsa seve seve veririm. Ekonomi diye bir şey Türkiye'de kalmamış. Şu anda millet açlıktan ölüyor. Ben bir Türkiye vatandaşı olarak ya Diyarbakır'dan buraya geldim işe. Bugün itibariyle işten ayrıldım. Sebep, gerekçe nedir? Efendim senin sigortan var. Sen burada kalıyorsun. Yevmiyen pahalıdır. Afganların yevmiyesi daha ucuz. Siz Diyarbakır'da iş olmadığı için mi buraya geldiniz? Vardı, iş vardı. Bir arkadaşın tavsiyesiyle geldim. Bugün itibariyle beni işten kovdu. Sebep, gerekçe nedir? İşte Afganlar daha ucuza çalışıyor. 300 lira yevmiye veriyoruz. İşte Türkiye'den çalıştığı zaman 500, iyi ustayız daha. 500 lira alıyor. Artı sigortası, altın yemeği masrafları 20 bine katlanıyor. Mülteci de oldunuz yani. Mülteci olduğu için işte onların daha avantajlı olduğu düşünüyorlar. Bugün itibariyle işten ayrıldım. Başka izleyeceğim. Peki hiç AK Parti'yi daha önce desteklediniz mi? Oy verdiniz mi? AK Parti'ye 1000 yıl yaşasam bir tane oyum AK Parti'ye yoktur. Türkiye'de şu anda durumları görüyorsun. Şu anda durumları görüyorsun. Vatandaş görüyor mu bunu? Sandığa yansıyacak mı bu? Sor bakayım. Kim hayatından memnun? Bir bak sor bak. Arkadaşlar hayatınızdan memnun musunuz? Değil. Evet. %90 değil. Millet açlıktan ölüyor. Yemin ederim kuru ekmek bulan yok ya. Bu ne ya? Yani biz yazar kasa yere atıldığı o zamanlarda bu durumu görmedik. O zaman biz 10 TL'ye çalışıyorduk. 10 TL'nin değeri vardı. Şimdi 500 TL alıyoruz. Bir günde cebde erip gidiyor yani.
bilemedim artık Türkiye'de yaşanmaz. Gerçekten ben 4 tane çocuğu babasıyım. Her dördünde baba diyor bizi başka ülkeye gidelim ya. Ya. Böyle bir şey olur mu biz? Görmedik Türkiye'de bile. Kimle konuşsam yurt dışına kaçmak istiyor. Vallahi yurt dışına kaçmak istiyor. Burada hayat kalmadı ya. Düşün bir şey alamıyorsun ya. Bir torbanın 600-700 TL olmuş. Bir teneke ya 1000 TL olmuş. Millet nasıl geçiyor? Peki altılı masadaki Gültekin Uysal için, Demokrat Parti lideri için ne düşünüyorsunuz? Onunla alakalı hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Benim tek adayım var, o da Selahattin Demirtaş. Şimdi insanları yaşayabilecekleri kadar bir para veriyorlar. Asgari ücret. Ben şu anda iki tane iş yapıyorum ki evimi geçindirebilmek için. İki mesleği iş yapıyorum. Şimdi insanları nasıl diyeyim, insanlar tepki vermesin. Hayatlarını idam edecek şekillerini, aç ne de ölebilecek şekillerini. Köle sistemi. Az bir şey veriyorlar, hayatlarını idam etsinler, sesleri çıkmasın. Bu şekilde hizmet edecek köleler arıyorlar. Bu sandıkta, önümüzdeki sandıkta değişecek mi? Önümüzdeki sandıkta şu anda bir logo gördüm. 2053 ve 2071 HDP olarak bir logo çıkarmış. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yani yaşını almış bir insan. Günleri görmez diyorsun. Şimdi şöyle, eğer gerçekten hani Recep Tayyip Erdoğan bugün muhalefetin için veya hayatını kaybetti. Bunu Türkiye'ye yönetecek başka hiçbir insan yok mu yani? O gittiği zaman gerçekten kimse yok mu bizim 80 milyon insanın içinde? Şu Türkiye adam gibi yönetecek kimse yok mu yani? Var tabii, olmaz mı? Peki yok diyelim, hani bugün vefat etti veya iktidarı kaybetti. Şimdi Türkiye yerle bir mi olacak? Türkiye artık yeniliklere açık olmalı. Kendini geliştiren. Türkiye dünyanın merkezi bir ülke. Yani Orta Doğu'nun gerçekten herkesin gözü olduğu bir Türkiye. Gençlerimiz kadar... çok kıymetli, gençlerimizi ihraç ediyoruz. Şimdi bizim gençlerimiz hepsi okumuş. Bilgili, kültürlü insanlar. Şimdiki gençler artık okumak istemiyor. Ben şu anda nasıl hesaplıyorum? Benim 3 tane çocuk var. Ben de mesela diyorum okumak 15 yaşında şu anda kendi mesleğini alabilecek şekilde bir çalışma seviyesine gelse diyelim 15 yaşında 18 yaşına kadar. Okuma süresi 15 yıl mı? 15 yıl boyunca okumazsa, çalışsa, birikim yapsa, yatırım yapsa 30 yaşında emekli edecek kendini. Şimdi insanlarımız 2020'den beri oku kültürü geliştirdi. Herkes okudu. Kimse meslek sahibi olmadı. Şimdi bu sebepten ben şu an çalıştığım yerde hepsi üniversite, lise mezunu. Asgari ücrete çalışıyor. Bu başka bir konu. Bizim yapmamız gereken, eğer gerçekten yeni muhalefet gelecekse sanayiye, tarıma, teknolojiye destek verecek. İnsanlarımız asgari ücretle değil. Hani biraz daha ver artık asgari ücret de, şu anda bir asgari ücret 5700 lira, kiralar olmuş 3-4 bin lira, insanlar geçim sağlayacak durumda değil yani. Halkın refahını düşünmek zorundalar. Yani vaatlerler değil, gerçekten diyecek ki ben halkıma saygı, sevgi, güveniyorum. Halkımla destek olarak birlikte bir yol yürüyeceğiz ve benim tarıma destek vereceğim, teknolojiye destek vereceğim. Bu şekilde yaptırımlar uygulayarak Türkiye'yi kalkındıracağız. Çünkü Türkiye şu anda dünyanın merkezi yani. Yeni dünya düzeninde her şey çok daha değişik olacak. Bu son 15-20 yıl içerisinde her şey farklı olacak. Ve burada güçlü tutunabilecek olanlar, yatırımını doğru şekilde hayatta kalabilecek olanlar. Diğer şekilde ya çok zengin olacaksın ya da en diplerde hayatını sürünerek geçireceksin. Bunda akıllı ve insanlarımızın bilinçli olmasını istiyorum. Biraz araştırsınlar. Geleceğe doğru yatırım yapsınlar. 3 lira 5 lira demesinler. Gece gündüz çalışsınlar. Belki az kazanıyoruz ama bugünkü 5 lira 10 lira demeden birikim atın kenara, hiç harcama yapmasınlar ki geleceğe karşı daha da güçlü ve sağlam durabilmemiz için. Şu anki onların sizden isteklerini biliyor musunuz? Topraktan zaten. Hepiniz toprak alın arkadaşlar, bak arazi alın, altın alın, gümüş alın. Neyle alacağız, paramız yok. Gerekirse yok zaten. Ülkenin %60'ı mahvolmuş. Olanlar alsınlar. Elin gavuruna kaptırmasınlar. Biz ne yapacağız? Bizim yok arsamız, arazimiz. Yok mu? Olmayanlar ne yapsın? Çalışacak. Köle, biz köle olalım. Köle. Bu şekilde. Olanlar alıyor, olmayanlar çalışıyor. Teşekkür ederim.